Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Nene Hatun kimdir? Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalmaz diyen kahramandır Nene Hatun. Bebem anasız büyür de vatansız büyümez diyen anadır Nene Hatun. Gelin şimdi kimmiş öğrenelim Nene Hatun. Kahraman Türk kadını Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çepeller köyünde doğdu. Tarihimizde 93 Harbi olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunmasında kahramanca savaşarak adını tarihe yazdırdı. Savaşa küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kızını evde bırakarak katılmıştı. O sıralarda 20'li yaşlarında henüz 3 yıl önce evlenmiş gencecik bir kadındı. Türk-Rus savaşının karışık ve karanlık günleriydi. 15 gün önce köyleri Rus askerleri tarafından işgal edilince Nene Hatun ailesiyle birlikte Erzurum'a göç etmişti. Türk ordusu uzunca bir zamandır birçok cephede çarpışıyordu. Savaş Batı cephesinde Gazi Osman Paşa'nın komutasında devam ederken, Doğu cephesinde de Ahmet Muhtar Paşa yönetiminde tüm hızıyla sürüyordu. Erzurum'u ele geçirmeyi hedefleyen Ruslar, şehrin 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Top Dağı'ndaki Aziziye Tabyası'nı baskınla ele geçirmeyi planlamıştı. Bunun içinde Türk dilini konuşan Ermeni köylülerin yardımıyla gizlice harekete geçerek sinsice yaklaştılar ve o sırada Tabya'yı savunan bir avuç Türk askerini derin uykuda yakaladılar. 8-9 Kasım 1877 gecesi saldırıp uykudaki nöbetçileri şehit ettiler. Böylece Rus askerleri hiçbir direnme görmeden Aziziye Tabyası'na yerleştiler. Orada bulunan Türk askerlerini yalnızca biri canını kurtarabilmişti. Erzurum cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa'ya bu kara haberi o asker ulaştırdı. Bunun üzerine Ahmet Muhtar Paşa Erzurum halkından yardım istedi. O gün sabah ezanı yerine minarelerden Moskov Aziziye Tabyası'na girdi. Sesleri yükselmeye başladı. Bu haberin ardından Erzurumlular kadın erkek ellerine ne geçirdilerse silahı olan silahını, olmayanlar ise balta, tırpan, kazma kürek, sopa ve taşları ellerine alarak ölüme gittiklerini bilerek Aziziye Tabyası'na doğru koşmaya başladılar. O sırada erkeği cephede savaşan Nene Hatun henüz 20 yaşında bir genç kadındı. Kundaktaki 3 aylık kızını emzirerek ve ondan biraz büyük olan oğlunu "Sizi bana Allah verdi, ben de ona emanet ediyorum" diyerek onlarla vedalaştıktan sonra cepheden yaralı gelip birkaç saat önce ölen ağabeyinin tüfeğini aldı ve Tabya'ya doğru koşanlar arasına katıldı. Erzurumlular Tabya'ya vardığında ön sıradakiler Rusların açtığı yaylım ateş karşısında şehit düştüler. Arkadakiler geri çekilmek yerine daha bir kararlı ve hızlı olarak ileri atıldı. Demir kapıları kırıp içeri girildiler ve göğüs göğüse bir savaş başladı. Mükemmel silahlarla donanmış Rus ordusu baltalı tırpanlı, taşlı sopalı halk karşısında yarım saat tutunabildi. 2300'e yakın Rus askeri öldürülerek Tabya geri alındı. Türkler ise 1000 kadar şehit vermişlerdi. Sağ kalanların hemen yaralarının tedavisine başlanıldı. Nene Hatun da yaralılar arasındaydı. Fakat o yarasını aldırmıyor, evindeki bebeğini unutmuş, diğer yaralıların kanını durdurabilmek, yaralarını sarabilmek için çırpınıyordu. Nene Hatun böyle bir ortamda tanındı, sayıldı ve sevildi. Onun vatan için o gece başlayan mücadelesi tüm düşman Erzurum'dan kovuluncaya dek sürdü. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın zaferinde Nene Hatun ve onun vatan aşkını paylaşan sivil insanların katkısı büyüktü. Bir başka öyküde de Nene Hatun'un babası, kardeşi ve kayınbiraderinin cepheye gittiği, Türklerin kılıçtan geçirildiğini duyunca çocuklarını evde bırakıp cepheye koştuğu anlatılır. Babasının, kardeşinin ve kayınbiraderinin cesedini cephede görür, eve döner. 3 aylık kızının karnının Ermeni askerlerince deşildiğini de görür. Bunun üzerine 17 Ermeni askerini öldürür. Nene Hatun'un mücadelesi Rusların tümü Erzurum'dan kovuluncaya kadar sürdü. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı. Savaştan sonra da Nene Hatun destan kahramanlarına yaraşır bir asaletle yaşadı. Sonraki yıllarda oğlunu Çanakkale Savaşı'nda şehit veren Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı başladığında yaşı ilerlediği için cepheye gidip savaşamadı. 1954 yılında Orgeneral Nurettin Baransel'in gayretleriyle kendisine 3. Ordu'nun Nenesi ünvanı verilerek küçük bir maaş bağlandı. 1955 yılında ölümünden birkaç ay önce Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçilmişti. Erzurum'da yapılan NATO manevraları sırasında Amerikalı generaller Ridgway yüce insanı ziyaret ederek elini öptü. Nene Hatun Amerikalı generale "Ben o zaman gereğini yapmıştım. İlerlemiş yaşıma rağmen bugün de gerekirse aynı şeyi yaparım. Aynı hizmeti daha mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim" dedi. Nene Hatun bir kahramanlık ve analık simgesi olarak 98 yaşına dek yaşadı. 22 Mayıs 1955'te zatürre hastalığında öldü. Türk kadınların kahramanlık simgesi durumuna gelen Nene Hatun'un türbesi Aziziyet Tapyası'ndadır. Tarihi, coğrafyayı, gelenekleri, kültürleri, bilinmeyenleri, doğru ve gerçekleri öğrenmek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz.